Ve yeniden birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Bir harika konuğumuz var efendim. Güzellikten gerçekten ben gözlerimi alamıyorum kendisinden. Güzellikten konuşan insanların da güzel olması gerçekten çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle öyle. Çok... Uzman doktor Hilal Gökalp, dermatolog, cilt ve deri hastalıkları uzmanı hem de güzellik uzmanı. Çok teşekkür ederim. Özellikle de Türkiye'de en beğendiğim kadınlardan birinden bunları duymak hakikaten bu program böyle birbirimize bence öyle geçer. Ben size söyleyeyim. Çok kibarsınız. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok evet, ikiniz de çok güzelsiniz. Burada şanslı olan benim. İki tane güzel hanımla program yapıyorum. Hilal hoş geldin. Hoş sektörden bulduk. Seni çok tanıyorum, takdir ediyorum çok ve çok beğendiğim doktorlar arasındasın. Çok teşekkürler. Peki yazla ilgili sorular soracağız herhalde. Evet. Yaza geliyoruz çünkü. Yazın. Yani, evet bizim böyle hani aklımız biraz böyle yumurta kapıya dayanınca zaten hani özellikle kadınlarda öyle oluyor ya. Ama mesela yazın bizim eskiden ben böyle diyorum ya. Eskiden mesela yaz öncesinde bir işlem yaptırmayın falan derlerdi. Öyle bir durum yok artık herhalde. Ya aslında artık öyle bir durum yok. Yaza girerken özellikle aslında, yaptırmak evet, lazım. Kışın rehavetinden kurtulmak lazım. Çünkü kışın soğuk havayla birlikte hem düşük nem, hem rüzgar, hem soğuk hava aslında bizim cildimizi bayağı kurutuyor, matlaştırıyor, solgunlaştırıyor ve üstteki o ölü tabaka dediğimiz stratum corneum tabakası daha da kalınlaşıyor. O da daha soluk bir görüntüye sebep oluyor. Yaza girerken, o pırıl pırıl havaya girerken daha bir o üstteki ölü tabakayı atmak lazım. Ama nasıl atabiliriz? Tabii bunlarla ilgili. Nasıl atarız? Biz soralım. Şimdi bunlarla ilgili çok güzel teknolojiler de gelişti. Çok güzel cilt bakım ürünleri de mevcut. Bunları hem cilt bakımıyla temizleyebiliyoruz ya da bu teknolojilerden faydalanıyoruz. Aynı zamanda mesela anti-aging etki için çeşitli ışık sistemleri kullanabiliyoruz bu sistemlerde. Ya da aknesi olanlarda yine özel ışık sistemleriyle o ciltteki ölü tabakayı arındırıp yaza o güneşli günlere hazır olarak başlayabiliyoruz. Ama tabii yaza girerken yapmamız gereken çok önemli bir nokta. Aslında yaz kış yapmamız gerekiyor. Güneşten korunma. Güneşten koruyucular, ben de dermatolojiye girene kadar o kadar bilinçli biri değildim. Her yaz böyle 2-3 ay bayağı güneşin altında bronzlaşıp hani üniversitenin ilk günü daha böyle bronz bitenle gitmeyi hep hayal ederdim. Ama dermatolojiye girdikten sonra baktım ki güneşin etkileri hakikaten oldukça büyük. Çünkü güneş deriyi yaşlandıran en önemli faktör. Bizim yaşlanmada aslında içsel ve dışsal dediğimiz bazı faktörler var. İçsel faktörler genetiğimiz asıl olarak, hormonlarımız ve bu aslında yaşlanmanın %20'lik bir kısmını kaplıyor. Dışsal faktörler içerisinde ise güneş neredeyse %80-85'ini kaplıyor. Yani bir oranlarsak yaşlanmanın %75 sebebi güneş gibi. Belki görüyorsunuzdur internette, internette de çok dolanır o fotoğraflar. Mesela kamyon şoförü yüzünün solu, sol tarafı sürekli 100 yaşında. Evet, aynen öyle. Güneş görmüş sağ tarafı. Sağ 50 tarafı yaşında. Aynen öyle. Peki o zaman soru. Hiç yaşlanmamak için hiç güneş görmesek ne olur diye ben bir soru sorarım. Ya aslında yani sadece güneş değil. Genetiğimiz etkili, hormonlarımız etkili. Beraberinde stres faktörü çok etkili. Yediğimiz, içtiğimiz, katkılı yiyecekler, çevre kirliliği. Yani bunların hepsi aslında bir bütün. Ama bu bütün içerisinde güneş ışınları, ultraviyole A ve B çok önemli. Bunlara karşı çok iyi korunmak gerekiyor. Ve korunurken de aslında bizim yanlış yaptığımız, bilinçli olmadığımız için çok yanlışlarımız var. Mesela sabahtan tatilde bir kez sürüyoruz ve bir daha hiç sürmeden saatlerce güneşin altında kalabiliyoruz. Ne kadar saatte bir sürmek lazım? Yazın özellikle tatildeyken 2 saatte bir sürmek gerekiyor ve normalde önerilen miktarı da biz hiçbirimiz kullanmıyoruz. Tüm yüz için aslında önerilen 2 çay kaşığı kadar bir güneş koruyucudur. Bunu açıkçası ben de sürmüyorum ama mesela üst üste güneş koruyuculu ürünler kullanıyorum. Altında muhakkak bir baz olarak güzel bir güneşten koruyucu. Yine üzerine herhangi bir fondöten kullanacaksam da içinde güneş koruyucu faktörü içeren ürünleri tercih ediyorum. Gündüz şehirde bile gezerkenden bahsediyorum. Evet, evet. Evet. Ve de şöyle şu an mesela biz spotların altındayız. Bu görünen ışıklar da özellikle leke problemi olan kişilerde oldukça
lekenin artmasına sebep olabiliyor. Hani sadece güneş ışınları değil, bu görünen ışıklar, infrared, kızılötesi ışınları dediğimiz ışınların hepsi özellikle lekelenmeye eğilimli ciltlerde lekeyi daha da artırıyor. Ki bu lekelenmeye eğilimli ciltler bizim Türkiye'de, işte bu bizim ırkımızda çok sık tip 4 dediğimiz, tip 3-4 bu kişilerde çok daha kolay lekelenme oluyor ve sonrasında onları tedavi etmek aslında beyaz tenlilere göre çok daha zor. Aslında o tip 3, tip 4 dediğimiz Fitzpatrick deri sınıflaması. Yani Akdeniz bölgesi insanının buğday deri teni, hafif esmere yakın. Peki yaşlanmamak için başka ne yapmalıyız? Tek güneşe mi bağlıyoruz yaşlanmayı? Tabii ki değil. Oldu, kaçınılmaz. Yani yaşla birlikte hem yağ dokumuz azalıyor hem kemik doku çöküyor. Kırışıklıklar oluşuyor. Nasıl açacağız? Ne yapacağız? Botulinum toksin enjeksiyonu yapacağız. Hem de yaza girerken özellikle yapmak lazım. Çünkü güneş ışınlarıyla biz hem mimik, daha fazla mimik yapıyoruz. Gözlerimizi kısıyoruz. Kaş arasındaki bu kızma çizgisi öğretmen daha da belirginleşiyor. Evet, ona. Aynı. Öyle. Aslında şu an çok yapamıyorum tabii. Hepimizde birazcık botoks var. Var tabii ki. Bende de var biraz. Burcu. Burcu'ya yapacağız. Yok. Biraz. Azıcık. Oyuncu botoksu yapacağız. Oyuncu botoksu. O zaman zaten çok güzel bir kadın. Belki de yapmamak lazım. Evet. Daha fazla güzel olmasın değil mi? Ay yok. Teşekkür ederim. Çok çok mersi. Sağ olun. Botulinum toksin enjeksiyonu yapmak lazım. Botulinum toksin nedir tam olarak? Botulinum toksin enjeksiyonu. İşte ben onu ben çünkü evet aynen öyle. Yani toksin sizin sonuçta. Sizin için botulinum toksin, bizim benim için botulinum toksin, toksin sizin için botoks. Halk dilinde yani değil mi? Aynen öyle. Tamam, botoks okay. Enjeksiyonu. Aslında bir bakteriden elde ettiğimiz bir toksin. Yılan zehri falan değil. Halk arasında öyle de biliniyor. Evet. Ve normalde sinirden kasa olan iletiyi bloke ederek oradaki kırışıklıklarda açılma sağlayan oldukça etkili ve biz dermatologların, plastik cerrahların, medikal estetik hekimlerin en sık uyguladığı uygulama. Ve botulinum toksin enjeksiyonu özellikle biz yüzün üst 1/3 kısmını uyguluyoruz. Nedir bunlar? İşte kaş arasındaki kızma çizgisi, yine alındaki çizgiler, mimiklere bağlı yine göz çevresindeki kaz ayağı çizgilerini sıkça uyguladığımız bir yöntem. Ama tabii bunda da kalmıyor. Mesela gum smile dediğimiz gülerken mesela diş etleri görünen kişilerde yine botoks enjeksiyonu yapabiliyoruz. Çene kontürünü sağlamak için yine botoks enjeksiyonu, yine boyundaki çizgiler için yapılabilir. Tabii bunlara ek olarak biz medikal anlamda da el içi, ayak tabanı, koltuk altı terlemelerinde de sıklıkla uyguladığımız çok güzel bir tedavi yöntemi ben aslında. Ben botoksa şöyle söylüyorum, cildinizi, küçük mimiklerinizi güzellik uykusuna yatırıyor. Aynen ve öyle. Ve etkisi ne kadar sürüyor? Etkisi bu kişiden kişiye tabii değişiyor ama ortalama 4 ila 6 ay arasında değişiyor. Ama terleme için yaptığımız uygulamalarda birazcık daha uzun sürüyor. Ve düzenli yaptıranlarda bu etkinin her geçen uygulamada daha da arttığını görebiliyoruz. Tabii sadece botulinum toksin enjeksiyonu yapmıyoruz yazın. Yazın yaptığımız önemli bir uygulama da dolgu uygulamaları. Az önce de söyledim, hani yüzümüzde volüm kaybı oluyor, asimetriler oluyor. Dudaklarımızı daha da büyütmek, genişletmek istiyoruz. Yaz, kış her zaman yapılabilen uygulamalar. Özellikle biz volüm kaybı olanlarda ve mesela dudak dolgusu olarak da dudakları büyütmek için uyguluyoruz. Ama bazen mesela ellerde yaşlanmaya bağlı belirgin doku kaybı olanlarda da elleri de çok güzel uyguladığımız dolgular mevcut. Peki ben bir şey daha benim merakım daha çok de. Gördüğüm ben gibi bir şey halk insanı olarak özel bir tekniğiniz var mı botoks veya dolguda veya bir sırrınız var mı bize? Biz şimdi, bize üçümüzün arasında kalacak tabii, başka kimse duymaz. Şimdi ben kendime de uyguladığım aslında çok minik dozlar. Çünkü biz tabii işin içinde olduğumuz için de birazcık erken başlıyoruz. O mimik çizgileri tam oturmadan işte oyuncu botoksu deniliyor, sahne botoksu deniliyor. Çok daha minik dozlarda başlayıp tabii ki çok belirgin bir kırışıklık yoksa doğallığı hiç bozmadan yaptığımız uygulamalar var. Tabii ki herkese göre uygulama bölgeleri değişiyor çünkü hepimizde kaslarımızın seyri aynı değil. Biz botoks enjeksiyonu, botulinum toksin enjeksiyonu öncesi kişiye hareket yaptırarak, işte kızdırarak, kaşlarını kaldırarak, gülümsemesini sağlayarak uygulamayı yapıyoruz. Ama herkese eşit doz değil. Bazen 1/3 dozlarla çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Sırrınız az ve öz toksin kullanmak mı? Evet, evet. Kendinizde de öyle herhalde. Kendime öyle yapıyorum ama tabii ki şimdi yaşı daha ileri hastalarda, daha önce hiç botulinum toksin enjeksiyonu yapmamış olan kişilerde belirgin kırışıklıklar varsa tabii ki standart dozlarda ve bazen
erkek hastalarda daha da yüksek dozlarda yapabiliyoruz. Çünkü onların kasları daha güçlü. Bu işte mesela ne kadar erken başlarsanız o kadar daha iyi diyorlar herhalde. Kırışıklığınız oturmadan evet, yapmak çok gerekiyor. Bir arkadaşım var çok erken yaşta başladı yapmaya ve şu anda yani 10-15 senede falan yaptırıyor. Botulinum toksin. Botoks. Botoks yaptırıyor. Ve şu anda gerçekten kızda mesela normalde bizde yani bizde dediğim yani genelliyorum kusura bakmayın. Bizde oluşan o göz kenarındaki çizgiler bile yok. Yani çünkü bilmiyor anladığım kadarıyla çünkü... bir yüz. Öyle bir yerde bir kırışık ama yaratması Burcu, gerektiğini. Ama senin de eyvallahın var çünkü siftahın yok da. Evet benim bayağı. Siftah yok. Evet ben de. Yani evet. Düşün kız 30 yaşına gelmiş hala botoks siftahı. Ama işte şimdi şöyle bir şey daha var. Ama şöyle bir şey maşallah demeyeyim ben neden? Ben artık benim için benden geçtikçe ben o konudan uzaklaşıyorum. Çünkü benim derinleşti iyice çizgilerim. Yani buna artık bir çözüm olmadığını bildiğim için ben hani buna artık yok, ne yapacaksın? Var var. Nasıl çözüm yok diye bir şey yok. Var evet. Kesinlikle var. Hilal'cim anlat ki. Dinlesin. Tabii ki yani biz bunları başta hani botulinum toksinle ben... sendeki kırışıklıkların açılacağını düşünüyorum. Hı. Olmadı diyelim. O zaman çok küçük ince dolgularımız var. O dolgularla toparlayabiliyoruz. Ya da çok güzel teknikler var. Özellikle botulinum toksin enjeksiyonu yani botoks istemeyen, dolgu istemeyen hastalar için cihaz uygulamalarımız var. Bu cihaz aslında lazerle uygulamaları biz genellikle yaz aylarında yapmıyoruz. Çünkü lazerle mesela neler yapılabilir? Cilt gençleştirme yapılabilir. Lazerle leke silme yapılabilir, lazerle damar tedavileri yapılabilir ama biz bunları çünkü cildin üst tabakasında bir soyma yaptığı için ve sonrasında güneş maruziyetiyle lekelenme riski yüksek olduğu için biz bunları yaz aylarında uygulamıyoruz. Ama anti-aging etki amaçlı hem çizgilerde hem kırışıklıklarda hem sarkmalarda FDA onaylı çok güzel sistemlerimiz var. Bunlar mesela altın iğne dediğimiz yöntem, mesela fokus ultrason dediğimiz yöntemler, bunlar yaz-kış uygulanabilen yöntemler. Çünkü yazında derideki o asıl leke problemine sorun neden olan melanin pigmentine herhangi bir etki etmiyorlar. Ve dolayısıyla bu her iki yöntemde de hem radyofrekans altın iğne yöntemi hem fokus ultrason yani yoğunlaştırılmış ultrason dalgası kullanan sistemler asıl amaç bunlarda dokuyu ısıtmak. Doku ısınınca ne oluyor? Yaşla birlikte azalmış kolajenler, sarkmış, boyu uzamış kolajenler geriliyor. Ve gerilince orada siz zaten direkt germe etkisini görüyorsunuz. Bir de bunlara ek olarak bir aralarındaki bağlar azalıyor. Biz bu bağları da yeniden toparlıyoruz bu sistemlerle. Bir de tüm bunlara ilaveten ortalama 3-6 ay sürebilen yeni kolajen sentezi olabiliyor. Tabii etkinlik her geçen gün daha da artarak... Hasta memnuniyeti oldukça yüksek sonuçlara neden olabiliyoruz. Şöyle diyebilir miyiz? Ne kadar kolajen o kadar gençlik. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Evet. Bu değerli bilgiler için Hilal'cim çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdin. Yaz öncesi güneşli havalarda neler yapmak lazım? Özellikle botoks toksin uygulamasındaki Hilal'in bence sırrını da öğrenmiş olduk. Ay ben o ışıl ışıl yüzünü istiyorum ya. Aynısından. Bundan çok incesiniz. Ben de bu bacaklardan istiyorum. En yakın zamanda o zaman Doktor Hilal'in muayenehanesini biz şeye gidelim. Karşılıklı alışveriş var. Efendim. Çok teşekkürler. Her şey için teşekkürler. Programımız hızla devam ediyor.